أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين ربم علمي وأنيشمي أرتر وبني صالحلردن إيله آمين Kıymetli Kur'an talebeleri bu dersimizde kalkale konusunu işleyeceğiz. Kalkale sözlükte yansıtmak anlamına gelir ya da titretmek anlamına gelir. Tecvid ıslahında yani literatüründe harfin sesi anlaşılıncaya kadar mahrecinin titretilerek ve yansıtılarak okunması demektir. Kur'an-ı Kerim'de bir ölçümüz vardır o da şu bizi görmeyen insanlar okuyuşumuzu dinleyerek yani sesi dinlediklerinde hangi harfi okuduğumuzu çok rahatlıkla anlayabilmeliler. Dolayısıyla temel bir bir ölçümüz vardı. Temel ölçümüz şudur. Esas olan üstünde cezim yani sükun işareti olan harfler okunurken sesleri yansıtılmaz. Hani bu genel kuraldır. Temelde bu böyledir. Mesela Fatiha suresinin ilk kelimesi gibi Elhamdu kelimesini biz Elhamdu -e şeklinde cezimli harfleri yansıtarak okumamalıyız. El değil el yansıtılmaz. Hamdu değil hamdu Esas olan harflerde budur. Ama bu esas ölçünün bir istisnası var. Bazı harfler bunun dışındadır. Cezimli iken sesleri yansıtılır. Cezimli iken sesleri yansıtılan harflere kalkale harfleri denir. Bu harflerimiz Qaf, Ta, Be, Cim ve Del harfleridir. Bu harflerimizi bu Cedin kelimelerinde kısaltılmış olarak ezberleyebilirsiniz. Peki neden bu beş harfimiz genel kuralın dışında yer aldı? Yani neden bu beş harfimizin seslerinin yansıtılması gerekir çünkü bu harflerin dışında kalan 23 harfimiz, geriye kalan harflerimiz kalkale yapılmadığında yani sesleri yansıtılmadığında hangi harf olduğu kolaylıkla anlaşılabiliyor. Mesela 5 harf seçelim. Hani bu genel kuralın içindeki 5 harf. Şimdi bu harflerimizi okuyacağım ben şimdi. Bunları tabi cezimli olarak tek başlarına okuyamayacağımıza göre başlarına bir harekeli harf gelmesi gerekiyor. Elif getirelim mesela. Evet şimdi ben bakın beni görmüyorsunuz. Bu harflerden herhangi birisini okuyacağım ve sesini yansıtmadan okuduğum halde hangi harf olduğunu kolaylıkla anlayabileceksiniz. Okuyorum şimdi. N. Evet sanırım hepiniz doğru harfi tahmin etmişsinizdir. Yine bakın başka bir harf okuyacağım. Sesini yansıtmadığım halde hangi harf olduğunu rahatlıkla anlayacaksınız. S. Evet hepinizin doğru tahmin ettiğini düşünüyorum. Yine bir misal daha verelim. El Evet hangi harfi okuduğumu tahmin etmişsinizdir. Bakın seslerini yansıtmadığım halde hangi harf olduğu rahatlıkla anlaşıldı. Şimdi bu 23 harf bu şekilde. Fakat 23 harfin dışında kalan kalkale harfleri ki bunlar hangileriydi? Kaf, ta, be, cim ve del harfleri. Kut, bu cedin kelimesinde toplamıştık. Bu harflerimiz az önce yaptığım gibi kalkale yapılmadığında hangi harf olduğu anlaşılmıyor. Şimdi bunu da test edelim. Az önce yaptığım gibi bu harflerden herhangi birisini okuyacağım. fakat yine kalkale yapmadan okuyacağım. Bakalım anlaşılacak mı anlaşılmadığını göreceğiz. Tabi bu cezimli harfleri yine tek başına okuyacağımız, okuyamayacağımıza göre birer harekeli harf alalım başlarına. Şimdi bu harflerden birisini okuyacağım. Bakalım hangisini okumuş oldum. Ama yansıtmadan okuyacağım. Burası çok önemli. Hani kalkale yapmadığımızda yani yansıtmadığımızda karmaşa oluşacak. Hangi harfin olduğu anlaşılmayacak. Bunu kanıtlamaya çalışıyoruz şimdi. Okuyorum. Et. Evet. Acaba hangisini okudum? Yani bunlardan herhangi birisi olabilir. Fakat okuduğum harf buydu. Ee, yansıtma yapmadığım için, yani ed dedim de demediğim için hangisi olduğu anlaşılmadı. Yine bir misal daha vereceğim. E. Evet. Acaba hangisini okudum? Herhangi birisini tahmin etmiş olabilirsiniz. Ama ben eb harfini okudum. Yansıtmadan okudum. Bir misal daha vermek istiyorum. acaba hangisiydi? Herhangi bir harf olabilir. Evet herhangi bir harf olabilir ama ben kaf harfini okudum. Şimdi bu sefer yansıtma yaparak okuyacağım bakın. Yani az önce kalkale yapmadığımda hangi harf olduğunu anlayamadık. Bir karmaşa ortaya çıktı. Şimdi kalkale yaparak okuyacağım. Bakalım doğru tahmin edebilecek misiniz? Daha doğrusu hangi harfin fi okuduğumu kolaylıkla anlayabileceksiniz. Bunu kanıtlamak istiyoruz. Şimdi kalkale yaparak okuyorum. Eko. Evet sanırım hepiniz bu harfi okuduğumu anlamışsınızdır. Yine kalkale yaparak başka bir harf okuyacağım. Eb. Bakın iş kolaylaşmış oldu. Bir misal daha veriyorum. Ec. Evet rahatlıkla anlamışsınızdır. Şimdi bunun nedeni sanırım anlaşıldı. Evet kıymetli Kur'an talebeleri, şimdi kalkale harflerini okuyacağım, okurken kaydedeceğim ve ortaya çıkan ses dalgaları üzerinden incelememizi yapacağız. Kaydı başlatıyorum. Eb, ed e et eqo evet şimdi şöyle yaklaştıralım bunu şöyle alalım evet bakın şimdi burada bir harfin ilk bölümünü kalıkalesiz okuduğumuz bölümünün ses dalgası var. Mesela burayı dinleyelim. et et şimdi yansıması yani kalıkalesi olmadığı için hangi harf olduğu belli değil. et et ancak kalıkale bölümünü dinlediğimizde şimdi burayı dinleyelim. bakın hangi harf olduğu B, b, buradan anlaşılmış oluyor. Şimdi tamamını dinleyelim. Ebe, ebe, Bakın bu şekilde daha iyi anlaşılmış ed. oldu. Şimdi del harfine misal verelim. Aynı şekilde mesela del harfi. Ed, ed, ed. ed. Ama ne olduğu belli değil. Ancak kalkale yaptığımızda yani gelen bölüm e, yani ikinci bölüm mü e, dinlediğimizde hangi harf olduğunu anlayabiliyoruz. E, şöyle yapalım bunu da. Bakın. Ed, ed de. Evet, de, 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 de. Evet, harfin sesi burada. Yine burada bakın. Cip, cip, cip. Sadece kalkale bölümünü yani yansıma bölümünü dinleyerek hangi harf olduğunu anlayabiliyoruz. Oysa eğer sadece öncesini okusaydık ya da dinleseydik. Ed, 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 ed ne olduğu belli değil. Ancak ses yansırsa yansıma dalgalarını görüyorsunuz. Cip, cip, cip. O, o, cim harfi olduğu ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bakın burada mesela çok bariz. Bakın burada el, el, ne yam, el, hangi harf olduğu belli değil. Yansımasını dinleyelim harfi olduğu kolay rahat net bir şekilde anlaşılıyor aynı şey burada da var yansımayı dinleyelim burada bunun kaf harfi olduğunu biliyoruz şimdi ikisini beraber bakın kalkale işte şudur şu şu şekilde sesi bu harfin sesini yansıtmaktır yansıtmadığımızda ne olduğu anlaşılmıyor tekrar dinleyelim ne olduğu belli değil ama beraber dinleyelim kalkale ile beraber Evet bizi dinleyenler hangi harfi okuduğumuzu anlamış oluyor. Ee, sanırım kal neden kalkale yaptığımızı anlamış olduk. Bir notumuz kalkale cezimli hallerinde yapılır. Bu harflerin harekeli iken yapılmaz. Yani bu beş harfimiz kutbu cedin harfleri harekeli iken böyle bir kalkale söz konusu değildir. Ve e, kalkalenin kelime ortasında ya da kelime sonunda olması fark etmez. Kelime ortasında olsa da bu harfler kalkale olur. Kelime sonunda da bulunabilirler fark etmez. Hepsi de kalkaledir. Peki kalkalenin hükmü nedir? Şimdi başka birisi, bizi duyan birisi, sesimizi duyan birisi hangi harfi okuduğumuzu anlayıncaya kadar bariz bir şekilde kalkale yapmamız vaciptir. Çünkü Kur'an tilavetinde esas olan Rabbimizin kelamının doğru anlaşılmasıdır. Çünkü doğru anlaşılmadığında manayı etkileyecektir. Bu açıdan kalkale önemli. Kalkalenin hükmünün vacip olduğunu da öğrenmiş olduğu. Evet bir şey dikkat etmemiz gerekiyor. Vakıf hallerindeki kalkalelerde e, yani durduğumuz zaman kelimenin sonunda gerçekleşen kalkalelerde vasıl halindeki kalkalelerden daha güçlü bir ses yansıtması yapmamız gerekiyor. Şimdi buna bir misal verelim. Şimdi e, evet İhlas suresinde e, 3. ayette lem de ve lem yuledi bakın ikisinde de kalkale harfi del harfi gelmiş. İlki e, vasıl halinde yani biz okuyuşa devam ederken gerçekleşen bir kalkale, Vasıl Kalkalesi. Okuyuşu etkilememesi için sesi yansıtarak geçmemiz ve fazla abartmamamız yeterli. de ve bu kadar. Yani külfete ve abartıya gerek yok. Ama ayetin sonundaki yani duracağımız zaman gerçekleşecek olan vakıf kalkalesi bir önceki del harfindeki kalkaleye göre nispeten daha güçlü olmalı. Uygulayalım şimdi. Lem yelid ve lem yulad. Evet bakın son del harfini daha net bir şekilde ifade etmiş oldum. Çünkü orada durdum, son duraktı. Lem yelid ve lem yulad. Evet. Evet buna da dikkat ettik. Şimdi bir notumuz daha var. Ee, bir önceki dersimizde idgam konusunu işledik. İdgam kalkaleye maniidir. Ne demek bu? Bir yerde idgam ile kalkale bir arada bulunursa o zaman kalkale terk edilir ve sadece idgam yapılır. Misal verelim daha iyi anlayalım diye. Şimdi meabed. Bakın del harfi ne oldu? Cezimli. Dolayısıyla kalkale yapılması gerekiyor ama kendisinden sonra bir idgam harfi geldi. Yani mütecaniseyn olacak. İdgamı mütecaniseyn konusunu işledik. Şimdi dolayısıyla buradaki del harfi T harfine dönüşür ve idgam olur. İşte idgam yapılacağı zaman kalkale artık ortadan kalkmış olur. Yani abedetum değil abedetum Artık orada bir del harfinden bahsedemeyiz. Yine bir misal daha. Eni <laughs> yadribbi. Burada da idgamı misleyin var. Çünkü e, misli olan iki harf yan yana gelmiş oldu. Aynı harf yani. Hem mahreci hem sıfatı aynı olan. Burada da aynı şekilde e, ne şeklinde, rıb şeklinde bir kalkale yapılmaz. Ne yapılır peki kalkale? Terk edilir ve idgam yapılır. Eni rib bi asakel şeklinde. Buna da dikkat edelim. Şimdi kalkale ikiye ayrılır. Öncelikle eğer kalkale harfleri kelimenin ortasında veya sonunda kendiliğinden sakin olarak bulunurlarsa o zaman asli kalkale olur. Yani hakiki kalkale anlamında. <laughs> örneğindeki gibi Mesela ta harfi kendiliğinden cezimli, hani sonradan olma değil, yani arız bir sükun almış değil. <laughs> ve yine e, kelimenin sonunda bulunabilir. Lem yelide ve lem Evet. Kelimenin ortasında veya sonunda kendiliğinden sakin olarak bulunurlarsa asli kalkaledir. Fer'i kalkale sonradan oluşan, başka bir sebebe bağlı olarak oluşan, e, başka bir durum gerçekleştiği için meydana gelen bir kalkale. Dolayısıyla vakıf sebebiyle oluyorsa ağrı sükunu hatırlayın. Bir kelimenin üzerinde durduğumuz zaman mesela bir hezel beledi kelimesinde durduğumuz zaman ne olur? bld olur. Şimdi kesra harekesi cezme dönüştü cezim alan harfimiz kalkale harfi. O zaman burada tabii ki kalkale yapılır. Bi hadel belad. Fakat normalde bu del harfi cezimli değildi. Biz durduğumuz için cezim aldı. Yani başka bir e, sebepten dolayı bu olay gerçekleştiği için bu kalkale türüne de feri kalkale diyoruz. Bu yönüyle kalkaleyi ikiye ayırdık. Fakat kalkaleyi esas yansıtmanın şiddeti açısından üçe ayıracağız kalkale i kübra yani büyük kalkale kalkale i vusta yani orta şiddette kalkale ve kalkale i suğra yani küçük kalkale. Şimdi bunların her birisini tek tek inceleyelim ne olduğunu görelim. Kalkale i kübra yani en büyük kalkale. Tekrar söylüyoruz. Kalkalenin şiddeti yani yansımanın şiddeti açısından bu üçe ayırmış olduk. Eğer kalkale harfi şeddeli olursa ve üzerinde durulursa. Şimdi şedde zaten vurguyu gerektiriyor. Bir de üzerinde durulması gerektiğinde, kalkale yapılması gerektiğinde yani o zaman iki şiddet bir araya gelmiş oluyor. Tabiri caizse turbo mod. Evet şimdi Tebbet suresinde yede ebi lehebin ve tebbe dir normalde. Ama eğer biz bu ayetin sonunda durursak o zaman ne olur? Bakın fer'i kalkale gerçekleşecek burada. Normalde be'nin harekesi üstün. Yani burada bir cezim yok. Kalkale yapılacak bir durum yok. Ama biz vakıf yaparsak yani durursak o zaman üstün harekesi cezme dönüşür. Cezim alan harfimiz B harfi yani kalkale harfi. Dolayısıyla kalkale yapılması gerekiyor. Ama aynı zamanda bu harfimiz şeddeli. He, işte böyle bir durumda kalkale i kübra yapılır. Ne demektir bu? B'nin hem şeddesi hem kalkalesi hissedilecek şiddette kalkale yapılması, ses yansıtması yapılması gerekir. Yapalım. Tebbet yede ebilahabiyun ve ve hem şediye yapmış oluyoruz hem de kalkale yapmış oluyoruz kübra bu Vusta'ya bakalım kalkale i Vusta, yani orta şiddetteki yansıtmanın yapıldığı kalkale eğer kalkale harfi kelimenin sonunda sakin olarak bulunursa herhangi bir kelimenin sonu olabilir hiç fark etmez ما عنه ماله كسب كسب Evet o zaman kelimenin sonunda olduğu için kelimenin sonunda olması gerekiyor. Bu şekilde orta şiddette bir yansıtma yapılır. Kalkale-i <laughs> suğra nedir bakalım. Kalkale e, harfi kelimenin ortasında sakin olarak bulunuyorsa, şimdi kelimenin ortasında bulunduğunda e, tabi kıraate devam ettiğimiz için kıraatin ahengini, okuyuştaki akıcılığı bozmayacak şiddette uygulama yapmamız gerekiyor. Yani bundan dolayı kalkalenin şiddeti düşmüş oldu. Yani Burada herhangi bir abartı yaptığımız zaman kelimenin ortasında yer aldığı için kelimenin bölünmesi söz konusu olabilir. Mesela yapmaya çalışayım. Külfet yapacağım. Yenqutulun. Bakın ne oldu? ayrı bir kelimeymiş gibi sanki tulun ayrı bir kelimeymiş gibi birbirinden kopmuş oldu. İşte buna yol vermemek için sadece yansıtıp geçmek lazım. Yenqutulun. Yine bir misal daha. Ve ma okuyuşun akıcılığına uygun bir Kalkale yapılması gerekiyor. Evet Kalkale'yi Kübra, Vusta ve suğrayı da gördük. Şiddeti açısından üçe ayrılıyordu. Şimdi birkaç misalle Kalkale okumaları üzerinde duralım. Kur'an-ı Kerim'den örneklerle ve dersimizi bitirelim. Şimdi Tebbet suresini yine misal veriyoruz. Her bir ayetin sonundaki e, kelimenin sonunda duracağımızda yani son harfin harekesi cezme dönüşeceği için e, orada Kalkale B harfi var mesela. Kalkale gerçekleşecek ve burada kalkale kübra gerçekleşmiş olacak. Şimdi uygulayalım. Tebbet yede ebi lehebi ve tebb ve tebb Evet. Ma anhu maluhu ve ma keseb. Burada Kalkale-i vusta, orta şiddette yani kelimenin sonunda yer almış oldu. Ama feri i kalkale, hani asli kalkale değil. Yani kalkale harfinin üzerindeki cezim kendiliğinden değil. دور دو موزيشن بارولدو (سيصلانا نارا ذات لهب)، شكل وامراته حمالة الحطب، في جيدها حبل مم mesed. Şimdi bakın burada hablun da ne oldu? Kelimenin ortasında yer aldı. Kalkale isugura oldu. Okuyuşu etkilememesi için çok şiddetli yapmıyoruz. Habelun Ama buradaki del son del kalkale ivusta oldu. Dolayısıyla daha bariz bir şekilde kalkale yapılmış oldu. Şimdi Kevser suresine bakalım. Kevser suresinin en sonundaki B harfinde kalkale var. İn şani Kelimenin ortasında geldiği için burada kalkaleyi suğra yapacağız. Abartıya gerek yok. Ebter dediğiniz zaman iki kelime oldu olmaz. Huvel ebter. Okuyuşa devam ediyorsunuz. Evet bir misal daha verelim. Vel adiyati <Sessizlik> zabha. Kalkaleyi suğra kelime ortasında geldi. Ama asli kalkale bakın. B harfi kendiliğinden كان فالموريات قدحا بكن أخيش آهنجيني بوزميجاك قدحا قلقل إي صغرى فالمغيرات صبحا سادجة حرفي كي ستترما مزيئة هاللي فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودٍ برضه. Kalkale-i Vusta var ve Fer'i Kalkale var. Çünkü vakıf yaptığımız için orada del harfin üzerinde cezim işareti olmuş oldu. Ve innehu ala zâlike le şehîd. Evet Kalkale-i Vusta. Ve innehu li hubbil hayri le Yine Kalkale-i Vusta olmuş oldu. Evet kıymetli Kur'an talebeleri Kalkale misali... Misalleri de bu şekilde Kalkala konusunu anladığımızı düşünüyorum. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.